Parsa TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlere psikometrik kart okumayı, yani nemli havanın termodinamik özelliklerini inceleyen sıcaklık tablosunu okumayı anlatacağım. Psikometrik kartı okurken bilmemiz gereken 6 temel özellik var. Bu 6 temel özelliği inceleyeceğiz. Ardından tablomuzu okuyarak sorumuzu çözeceğiz. Şu aşağıda görmüş olduğunuz düz çizgi dry bulb, yani kuru termometre sıcaklığıdır. Soruda bize dry bulb, yani kuru termometre sıcaklığını 35 verdiğini varsayarsak 35'ten bir cetvel yardımıyla yukarıya doğru bir çizgi çıkartırız. Bu nokta bizim kuru termometre sıcaklığımızdır. Kuru termometre sıcaklığı aynı zamanda doymuş basınç PS ile gösterilir. Maksimum nemi de buluruz buradan. Humidity ratio'yu, yani nem oranını vermiş. Nem oranı ise W şeklinde sağdan çıkan çizgiyle okunur. Bize verilen W, yani nem oranı 0,018 kilogram bölü kilogram. Su buharının kuru havaya olan oranıdır. Yani kilogram buhar bölü kilogram kuru hava. Şimdi bize soruda W'yu 0,018 vermiş. Şu şekilde inceleyecek olursak 0, 0,010, 0,015, 0,020, 0,030 şeklinde ilerler. Bize soruda 0,018'i vermiş. O yüzden şurası bizim 0,018 nem oranı noktamızdır. Buradan sola doğru bir çizgi çiziyoruz. Bu soruları çözerken iki noktayı birleştirdiğimiz zaman bu noktayı işaretliyoruz. Bu nokta bizim referans noktamızdır ve soruyu biz bir nokta üzerinden çözeceğiz. Bu soruyu çözerken ilk önce dry bulb'u bulduk. Şöyle şuraya yazalım. Dry bulb'ı 35 santigrat derece bulduk. Şu aşağıdaki noktadan. Humidity ratio'yu 0,018 kilogram bölü kilogram bulduk. Yani şu noktadan. Şimdi sırada wet bulb, yani ıslak termometre sıcaklığımız var. Islak termometre sıcaklığımız WB ile, yani wet bulb ile gösterilir. Wet bulb'ı şuradaki çizgi yardımıyla buluruz. Bizim buradaki wet bulb'ımız 0, 5, 10, 15, 20, 25. 20 ile 25 arası. Biz wet bulb'ı, bu kırmızı çizgi, şuraya 25 dersek, şurası 26 dersek, 26'nın biraz daha üstünde olduğu için bu nokta wet bulb'ımızı 26,2 santigrat derece yazalım. RH, relative humidity, bağıl nemi ayrıca kısmi basıncın doyma basıncına, yani mutlak nemin maksimum neme oranının yüzde çarpılması sonucu buluruz. Her zaman kuru termometremiz ıslak termometreden, yani yaş termometreden daha yüksek olacaktır. Kuru termometremiz doymuş basıncı, yani PS'yi inceler. Wet bulb ile dry bulb'ı çakıştırıp sola doğru çizdiğimiz çizgi ise dew point'tir. Çiğ noktamızdır. Havadaki su buharı basıncını ölçer. PV ile gösterilir. Şurayı 20 dersek 21, 22, 23. Dew point'imiz yaklaşık olarak 23,1 santigrat derecedir. Bağıl nemi çizgiler yardımıyla buluruz. %30, %40 ve %50. %50'ye tekabül etmektedir. %50'nin birazcık daha üstünde olduğunu fark edersek biz %51 diyelim. H, yani total entalpimizdir. Burada görmüş olduğunuz wet bulb'tan, yani ıslak termometreden biraz daha yukarıya çizgimizi devam ettiririz. Wet bulb'un üzerindeki çizdiğimiz çizgi şu çizgi üzerinden okunmalıdır. Bu çizgi ise enthalpy at saturation kilojül bölü kilogram dry air'den, yani kuru havanın doymuş entalpisiyle bulunmaktadır. Bu çizgiyi şöyle okuruz. 60, 65, 70, 75, 80. Bizim çizgimiz 80 ile 85 arasında, 80'e yakın olduğu için, yani haşa 81 kilojül bölü kilogram derim. Son olarak bilmemiz gereken spesifik volüm. Toplam hacmi ise şu aşağıda görmüş olduğunuz 0,80, 0,85, 0,90 ve 0,95 şeklindeki grafikler yardımıyla okuruz. Bizim noktamız 0,90'a yakın ama tam 0,90 olmadığı için şöyle bir tane çizgi indiririz şu noktadan ve aşağı indiririz. Buradaki bizim spesifik volümümüz 0,89,7 diyelim. Bu çizgiyi şuradan okuruz, volümü. Ardından sorumuzu bitirmiş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İleride daha detaylı soru çözüm videolarıyla yeniden karşınızda olacağım arkadaşlar. Hoşça kalın.